Hayaline koşarım, gülüşüne uçarım. Geçerim, ben benden geçerim. Ah bulsam seni, bırakmam peşini. Geçerim, kendimden geçerim. Gel dese aşk, gel dese, gel dese gelirim. Aşkına koşar gelirim. Hayaline koşarım, gülüşüne uçarım. Geçerim, ben benden geçerim. Ah bulsam seni, bırakmam peşini. Geçerim, kendimden geçerim. Gel dese aşk, gel dese, gel dese gelirim. Aşkına koşar gelirim. Öl dese aşk, öl dese, öl dese ölürüm. Sevişine senin ölürüm. Hayaline koşarım, gülüşüne uçarım. Geçerim, ben benden geçerim. Ah bulsam seni, bırakmam peşini. Geçerim, kendimden geçerim. Gel dese aşk, gel dese, gel dese gelirim. Aşkına koşar gelirim. Öl dese aşk, öl dese, öl dese ölürüm. Sevişine senin ölürüm. Sürprizime bayılacağını söylemiştim. Yasin, sana bir şey söylemem lazım. Çok önemli. Dinliyorum. Sana açık açık anlatacağım her şeyi Yasin. Her şey birdenbire oldu Yasemin. Bir şey oldu. Aşkına koşar gelirim. Öl dese aşk, öl dese, öl dese ölürüm. Sevişine senin ölürüm. Thank you.
aşkla aramıza ne girebilir ki? Müziğin bile susması gerekir bazen aşkın karşısında. Aşık olmak gerek. Lütfen alkışlarınız bestecimiz Derin Düdenli için. Sen ne söyleyecek? Anne ben de şarkı söyleyeceğim. Canım benim tabii ki sen de bir şarkı söylemek istiyorsun. Sanıyorum aramızda babasının doğum gününü kutlamak isteyen küçük bir prenses var. Müsaadenizle. Hadi bakalım koş. Happy birthday baba. Happy birthday baba. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday baba. Canım benim aferin sana, ne güzel söyledin be. Fıstığım benim. Canım. Müsaadenizle. İyi misin? Fena değil. Bahar çok iyi toparladı. Olmasa rezil olmuştum. Hiç merak etme. Hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Elleri nasıl oldu? Hiç hissetmiyorum gibi. Bak. Yarın gidiyoruz, tamam mı? Tebrik ederim, şahane. Sağ olun, teşekkürler. Ben böyle güzel bir şey görmedim. Hele sonunda yaptığın o trik, Yasemin seninle ne kadar gurur duysa yeridir. Teşekkürler. Müsaadenizle ben birazdan geleceğim, tamam mı? Sesinizin rengine hayran kaldık. Çok teşekkürler. Kusura bakmayın, Bahar'ı 2 dakikalığına alıyorum. Nereye? Büyük buluşmaya. Ama bak... Bakın size kimi getirdim. Sizi Bahar'la tanıştırmak istiyorum. Sesiniz muazzam küçük hanım. Çok teşekkür ederim. Yok yok, cidden öyle. Herkes bayıldı. Gecenin sürprizi oldum resmen. Değil mi? Çok affedersiniz. Araya girdim ama. Hanımefendi, bu ne güzel bir ses böyle. Yani hayretler içinde kaldım. Harikasınız doğrusu. Çok sağ olun. Çok incesiniz. Bir dakika, bir dakika. Yalnız ben sizi bir yerden tanıyorum ama çıkaramadım. Bilmem. Her yerden olabilir değil mi? Hayır, hayır. Yani ben bir gördüğüm yüzü bir daha unutmam ama... Belki şarkı söylediğiniz bir yerden. Mümkün. Küçük bir hayran kitlem var tabii. Olabilir. Ya insan insana benzer Ruhi abi. Ne taktın ya? Şimdi izin verirsen bizimkilerle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam. Ne yapıyorsunuz bakalım? İyiyiz hayatım. Laflıyorduk işte. Nerelerdesiniz siz? Ben göremedim sizi. Cemil'le karısı gelmiş. Onlara takıldım biraz. Ay, Sapanca'daki evi satmışlar. Sapanca? Sapanca demişken böyle hafta sonu bir yerlere mi gitsek? Ya bir dakika, ben bir şey konuşacaktım. Ben müsaadenizi istesem. Kendimi pek iyi hissetmiyorum da. İyi misiniz? Midem biraz rahatsızlandı ama dinlenince geçer. İlaç falan bir şey bakalım mı? Hiç zahmet etmeyin, sağ olun. İyi geceler.
İyi geceler. Ha, iyi geceler hanımefendi. İyi geceler, iyi geceler. Sapanca diyorum, Sapanca. Bir yerlere gidelim. Bence harika bir fikir. Hı. Ne kadar satmışlar? Onu sormadım, bilmiyorum. Ne işin var senin burada? Sen davet ettin. Doğum günümde yemeğe mesaj atmamışım. Bak, bu nasıl bir oyunsa ben hiç hoşlanmadım seni. Sürpriz. Ne? Murat, oyun falan yok ortada. Sürpriz bu. Karının sana yaptığı bir sürpriz. Şşşt. Hadi. Ay Bağcım. Tebrik ederim. Ne kadar iyiydin ya. Bir o son kısımdaki vokale bayıldık değil mi hayatım? Hı hı. Sondaki vokal kısmına bayıldık değil mi? Evet. Karı koca çok naziksiniz gerçekten. Murat Bey de çok beğenmiş. Ayrıca sürprizinize de bayılmış. Öyle değil mi Murat Bey? Çok güzel şarkı. Çok sevindim beğenmenize. Müsaadenizle ben üst kattaki lavaboyu kullanacağım. Tabii tabii. Çok tatlı kız. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Derini izliyordum. Bir şeyler söylemeye çalıştığını tam anlamadım. Neydi o? Asıl ben şimdi zaman değil, başka zaman konuşalım. Hı? İlk fırsat. Tamam. Sen iyi misin? İyiyim ben. Hı? Sen ne yapıyorsun? Hı? İşimi. İşimi. Sen kendini ne kadar önemsiyorsun ya? Üstüne mi aldın? Sen 2 gram beyninle bana yaklaşabilmek için oğlumu mu kullanıyorsun? Ben durumu çözdüm babalık. Seninle işim olmaz bu saatten sonra. Oğluna gelince de o mesela annemi tehdit ettiğin için sigorta gibi düşünebilirsin ya. Sen anneme dokunmazsan ben de oğlumla konuşmak zorunda kalırım. Ha bu arada ben Sema'ya benzemem, haberin olsun. Okey. Okey, küçük şeytan. Aşağıda banyo dolu, sen çıktığına göre buradaki boşalmış olmalı.
Makyajımı tazeleyeceğim. Fotoğraflarda güzel çıkmalıyım, öyle değil mi? Öyle Sitoş. Neyin var canım, ne oldu, bir şey mi oldu? Ya biz uzayalım mı yavaştan artık? Aa, olmaz şekerim, ayıp olur. Daha pasta kesilmedi. Öf ama ya. Oflama, oflama. Tamam gideriz, pasta kesilsin. Sen Onur'u bul. Kayboldu yine. Tamamdır. Nerede bulayım Onur'u ben? Kazık kadar herif. Derim, bu ihmal edilecek bir şey değil. Bak kendi anne bıraktın, geçmiyor işte. Yarın ilk iş doktora gidiyoruz. İtiraz falan istemiyorum, tamam mı? Tamam. Tamam, gidelim. Bahar'ı gördün mü? Yok. En son sen konuşmadın mı? Nereye kayboldu bu kız ya? Gecenin yıldızı olduğu için kutlamaları kabul ediyordur Onur. Ben hemen geliyorum. Bakmıştım da şey, çok güzel şarkıydı. Teşekkür ederim. Bahar Hanım'ı gördün mü? Yok abi, ben de görmedim. Sen ne yapıyorsun? Ben Derin'e hırka alacaktım da üşümüş. Üşümesin güzel kızım. Sağ ol abi. Ruhi bu kadar uğraşmasaydı, bizim için böyle casusluk yapmasaydı bu gece asla bu kadar güzel olmazdı. Zevkle Yasemin'ciğim. Ruhi detayların adamıdır. Ne zaman istersen sana yardımcı olur şekerim. Hanımlar, beyler, gecenin kahramanı da geldi. Çok şanslısın Murat. Bütün bu ekip senin için resmen kendilerini parçaladı. Sağ olsun. Karım her sene böyle, sağ olsun. Yasemin, sana bir içki alayım. Yok. Lütfen, ne içersin? Su. Su. Geliyorum. Hayat. Bir sorun mu var? Yok, öyle bakıyorum, dalmışım. Yasemin. Ruhi, çok teşekkür ederim. Lütfen, afiyet olsun. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Aa, benim rükam değil mi o? Evet, hava soğudu. Üşütme bir de, değil mi? Gel. Al bak, pasta da geldi. Hadi. Tam olarak kaç yaşına girdiğini söylemeyeceğim. Bu gece burada olan hiç kimse Murat'ın kaç yaşına girdiğini tabii ki öğrenemeyecek. Ama hepinizin öğrenmenizi çok istediğim bir şey var. Biz ona sahip olduğumuz için, bize yaşattığı bu muhteşem yıllar için, çok ince biri olduğu, çok düşünceli biri olduğu için, yani biz ailesi olarak ona çok teşekkür etmek istiyoruz. Thank you.
Muratcığım kes pastanı. Hı? Pastanı. Ha. Hadi bakalım. Ruhi. Bu müşteri değil. Muratcığım sen vişne sevmezsin ki. Ben. Öyle mi? Ben vişne sevmiyormuşum. Ben vişne sevmiyormuşum arkadaşlar. Ya belki bu sene vişneleyecektim. Nereden biliyorsun ya? Kızım ben vişneyi sevmiyormuşum Allah. Kızım ben vişne sevmiyormuşum. Gelip şu pastayı hemen servise götürebilir miyiz? Ne olur. Yasemin. Pasta neden vişneli değil? Murat meyveli pasta sevmez çünkü Ruhi. Sabote etmek için yaptı herhalde. Neyse sen ye onu afiyet olsun. Karıcığım sen belki bu sene vişneli yemek istedim karıcığım. Sen ben... Öyle değil mi? Sizin canınız bir kere vişneli istemez mi hayatta? Bu vişne meselesi de ne? Niye bu kadar bildiler anlamadım. Canım sonra anlatacağım ben sana. Açık. Murat ne bu vişne esmesi bize de nasıl olsa? Aramızda karımla. Ben açıklayacağım, ben anlatacağım artık. Tamam. Hadi bakalım bu kadar eğlence yeter. Pasta yedikten sonra hemen yatağa gidiyorsun. Ama bugün babamın doğum günü. Doğru söylüyor kızım. Bu gece geç yatsın ama. Filiz Hanım. Mümkün değil Murat, biliyorsun. Alalım biz onları buraya. Ay Allah, çok özür dilerim. Yok bir şey kızım ya. Biz kardeşim. Sağ ol şekerim. Aynen. Sağ ol. Sağ ol. İsteriniz. Ruhi'cim sen aldın mı? Teşekkürler Yas. Dari. Kadehimi sevgili karıma kaldırıyorum sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum bu sürpriz partiye geldiğiniz için. Zahmet ettiniz. Karıcığım, iyi ki varsın. Bizim için ne yiyeceğimizi düşünen, ne zaman yatacağımıza kalkacağımıza karar veren, bizi bizden çok düşünen sevgili karım için içiyorum. İyi ki varsın karıcığım. Sen olmasan biz ne yapardık? He? Afiyet olsun. Thank you.
Yeter ya hayat senin. Yeter ya. Ne zaman bitecek bu işkence? Ha? Bak bugün benim doğum günüm. Hı? Doğum günüm bugün benim. Bir öpücük yok mu? Ha? Hediyem oradaymış. Ama sen yine bir şey kızmışsın. Ve yine beni cezalandıracaksın değil mi? Yani ben yapmadım. Ya yeter, bu tavır nedir? Allah aşkına nedir bu? Ne? Kocanım ben senin. Ya altı üstü öpmek istiyorum seni. Ne var? Ne var ya, bunu bana niçin yapıyorsun? Ha niçin? Çok yorgunum Murat. Beni ne olur ya, rahat bırak. Hep yorgunsun. Yorgunsun, yorgun hep. Hep uzaksın. El alemin insanların yanında kalk gidersin, eğlenirsin yalnızken. Duvar. Duvar gibisin. Ya benim ne yapmamı bekliyorsun ya? Ha? İnsanların içinde azarlasa mıydım seni Murat? Senin yaptığın gibi laf mı soksaydım? Bu kadar neden içtiğini hiç anlamıyorum ki. Şu haline bak, ayakta duramıyorsun ya. Murat senin çocukların var. Senin karın var Murat. Benim saygınlığım benim için önemli. Ben saygınlığımı korumak istiyorum. Ben senin gibi insanların içinde maskara olamam. Arkadaşımız o. Ne var azıcık üstüsün? Azıcık mı? Murat ayakta dur. Leş gibi kokuyorsun. Lütfen bak ne olur. Uzak dur benden. Bana böyle damlanamaz. Ya seni. Kocanım ben seni ya. Hadi lütfen. Bırak. Ya yeter ya. Ya yeter. Bu ne yaptığın bir şey cezası ya, yeter ya. Ya ben sana ne yaptım? Ben ne zaman senin gözünde aklı olacağım ya? Ya ne zaman? Bunu niye bize yapıyorsun ya? Neden? Rahat bırak beni. Tamam. Niye yapıyorsun? Konuşmayacağım seninle. Yeter, bıktım. Konuşmak istiyorum. Bir şey olmuyor. İyiyim. Bir Ece'ye bakacağım. Tamam. Ben bakarım Ece. Ben bakarım. Merhaba kızım. Hadi sen de yat bir tane. Hadi benim güzel kızım. Thank you.
Al canım. Günaydın. Kızım, bu peynirler bitecek. Hayatım, dün gece harikaydı. Her şey için teşekkür ederim. Çok yorulmuşsun benim için. Yok, tek başıma yapmadım zaten. Kızlar da çok yardım etti. Ama Derin olmasa, Derin o şarkıyı bestelemese bu kadar güzel olmazdı. Sağ ol kızım. Sağ ol. Al bakayım sen bunu. Anne, başına ne oldu? Hiçbir şey. Yanlışlıkla vurmuş Mayat. Benim çıkmam lazım. Var mı istiyor lan? Yok babacığım. Artık görüşürüz. Görüşürüz hayat. Görüşürüz hayatım. Şeyi unuttum. Şu adamlara söyleyeyim de süsleri katlayıp kaldırsınlar. Resmen planı mahvettin. Hayır, anlamıyorum. O kadar peşimde koştun, şimdi niye vazgeçiyorsun? Bir de ortadan kaybolmak nedir ya? O kadar aradım, niye açmıyorsun şu telefonunu? Midem kötü oldu. Anlamıyor musun? Ya sen nasıl bir yalancısın ya? Ne hastalığı? Oradan kaçmak için uydurdun. Ben bunu anlamadım mı? Tamam, uydurdum. Uydurdum da ne oldu? Eve gittim. Tamam da niye? Açıklayınca ne olacak da? Annen babandan asla vazgeçmez. Hele benim gibi bir gençlik hatası için. Partide böyle bir çıkış yaptık diye küçük duruma düşen biz olacaktık. Bir şey değişmeyecekti benim için. Köşeye atılan yine ben olacaktım yani. Doğru, haklısın. Peki bir önerim var mı? Olaya damardan girmemiz lazım. Böyle naif hareketlerle bir yere varamayız biz. Bu adamı acı çektirmemiz lazım, anlamıyor musun? Parasını, gücünü, ne bileyim işte her şeyini elinden almamız lazım yani. Zaten sen de bunu istemiyor musun? Ay şekerim, resmen davul gibi gelmişler kadını. Ay ben böyle kötü bir ameliyat görmedim.
Ay çok fenaydı. Gerçekten kadının bir yara şurasından salyası aktı. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemedim. Ay kocası sekreteriyle Maldivlere gitmiş ya. Kadının dengesi şaştı hayatım. Ay yazık. Starecim bu arada sizin adamlar inanılmazdı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani resmen geceyi kurtardılar. Ay rica ederim şekerim, rica ederim. Peki sen ne yaptın? Neyi? Ay ne olacak Yasemin? Çiçekler, çilekler, gece işte. Ay evet anlatsana asıl havadisler sende. Ben, şimdi biz, pardon bir kapı çaldı. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben Yasemin Hanım'ın elbisesini getirmiştim. Evde mi acaba kendisi? Hı hı. Buyurun. Aa, Bahar gelmiş. Merhaba. Kusura bakmayın. Ben dün gece rahatsızlanıp erken ayrılınca elbiseyi bırakmayı unutmuşum. Evet evet biz gördük. Fena oldu kızcağız. Ay hiç önemli değil. Şimdi iyi misin? Dinlendim, iyiyim. Teşekkürler. Hiç de acelesi yoktu vallahi, hasta hasta. Filiz Hanımcığım şunu alıp bir yukarı çıkarabilir misiniz? Biz de şimdi çay içecektik. Buyurun siz de. Ben rahatsız etmiş olmayayım. Aa, bu arada aceleden bunu da vermeyi unutmuşum. Murat Bey'in doğum günü için. Ay çok kibarsın Bahar'cığım. Israr ediyorum. Gel ne olur otur bizimle hadi. Ay buyurun oturun lütfen. Acele işiniz mi var? Ay biz de ne güzel kaynatıyorduk şurada. Hem sizi de tanımış oluruz. Peki. Madem ısrar ediyorsunuz. Alo, dalıp gitti yine, ne düşünüyorsun? Hiç, hiçbir şey. Hadi kalk, Figen Hoca geç kalanı almıyor derse. Kadın bana taktı zaten kafayı, parmakların olmuyor deyip duruyor. Geçen gün çalışırken böyle resmen elim kilitlendi. Ama mezuniyet parçasını öyle bir oturttum ki kadının dibi düşecek. Hadi, ne bekliyorsun? Ben derse gelmeyeceğim ya. Neden? Midem bulanıyor. Ya çok iyi hissetmiyorum da kendimi. Eve gidip azıcık dinleneyim. Tamam sen bilirsin. Ben kaçıyorum o zaman. Ah, ne güzel sürpriz bu. Sürpriz falan değil. Sen de çok iyi biliyorsun. Hadi hastaneye gidiyoruz. Şey benim dersim var ama. Derin. Randevuyu aldım bile. Artık çok geç. Yani bu işten kaçarın yok. Ayrıca gerekirse hocana ben rapor bırakırım. Hadi. Hiç o güzel suratını asma. Hadi. Filiz Hanım bu çay kaşıklarıyla bu çatal bıçak aynı takım değil yalnız. Kusura bakmayın karıştırmışım. Tamam önemli değil. Bir de şu peçeteleri böyle üçgen üçgen değil de kare kare katlarsanız. Tamam. Ay öyle mi? Ne güzel. Nerede oturuyorsunuz? Kadıköy. Zor olmuyor mu kadın başınıza? Yok. İdare ediyorum. Evet, her şey hazır. Hadi bakalım, buyurun sofraya. Peki Barlas'ı nereden tanıyorsunuz? İyi misin? Evet. Anlayamadım ben. Barlas kim? Kocam. Tanıştık galiba kendisiyle ama hatırlayamadım pek. Ben yanlış anladım herhalde. Bir an tanışıyorsunuz zannettim. Buyurun. Ben o zaman isteyeyim çayları. Filiz Hanımcığım, çayları alabilir miyiz buraya? Starecim, gel canım, Aydancığım. Bahar otur sen de öyle.
Şuraya bak ya. Manyak gibisin ha. Astronot olmuşum. Hadi. Yok zaten ben bir ara anons ettirecektim. Ateşle yaklaşmayın diye. Abartma Ruhi. O kadar da değil. Allah Allah. Hayır bu kızı bir yerde gördüm ama nerede gördüm? Kim bulmuş bunu? Ben ne bileyim kardeşim, sürpriz işte. Ne oluyor ya? Tamam abiciğim. Geçti gitti. Bitti artık. Geçti gitti. Sterlicim sen biliyor musun? Bahar'ı bize Onur önerdi. Onur'la tanışıyorsunuz değil mi? Yanılmıyorum. Öyle mi? Biz Onur'la aynı spor salonuna gidiyoruz aslında. Derin'le de okuldan tanışınca öyle bir denk geldi. Okul? Okul daha bitmedi mi? Maalesef. Para kazanmak zorunda olduğum için dönem dönem ara vermek durumunda kaldım. Uzadı birazcık. Ay çok zor. Zor, evet. Çok hem zor. Okul hem iş zor. Zor. Ay, anne. Ay meleğim. Bir tanem uyandın mı sen? Gel. Gel bakalım gel. Boya yapmak ister misin? Ha? Tamam başka bir şey bulalım. Oturam azıcık yanımızda. Şunlardan yemek ister misin? Huysuz oluyor Gece kulübünde mi çalışıyorsun hayatım? Yani fark etmiyor pek. Bar programı da yapıyorum arada. Gece çalışmak zor olmalı. Öyle ama alıştım. Odamda oynayalım mı? Bence harika bir fikir. Öyle gözüküyor. Ne oldu? Sen üzülmüş gibisin az. Başka bir doktora daha gideceğiz. Çabuk çabuk yemek yapmamız lazım. Bahar, hadi oynamıyorsun ama. Ay çok özür dilerim. O zaman bu anne bebek olsun. Bu da baba bebek. Olmaz. Bu anne, bu baba. Bu da Ececik. Bu da ablası. Peki Bahar bebek hangisi? Ah, bu da Bahar olsun. Ay pek güzelmiş bu Bahar bebek. O zaman baba bebekle anne bebek şurada uyusun. Olmaz. Niye? Çünkü Ece hasta Murat. Anlamıyor musun? Bu çocuk senin yüzünden hasta. Her şeyin sorumlusu sensin. Yukarıda tek başına yatacaksın. Anneyle Ece bebek benimle yatacak. Bahar. Efendim canım. Yemek yapsınlar mı? Olur, yapsınlar. Ben bak
bıraktım. Açtım ben. Kızım merhaba, iyi akşamlar. Merhaba babacığım, Bahar. Okuldan arkadaşım, hatırladın değil mi? Hatırladım tabii ki, merhaba. Hoş geldin babacığım. Prensesim. Hoppa. Canım benim, ne haber? Bir tanem. Nasılsınız? Babacığım nasılsınız? Ne çok resmisin. Nasılsın? İyiyim, sen? Sağ ol. Tamam, ben bir üstümü değişeyim, tamam? Hoş geldin hayatım. Merhaba canım, merhaba. Ben bir üstümü değişeyim, duş alıp geleyim. Zaman var değil mi? Tamam ama misafirimiz var, çabuk al. Çok terledim, hemen geliyorum, tamam? Tamam, sen niye bu kadar terledin ya? Hasta mıydın? Gel bakayım, hava da sıcak değil. Anlamadım, hadi. Geliyorum. Bir şey söyleyeceğim, yüzüğün geldi, etajerin üstünde. Tamam. Hadi. Kızlar. Tamam mı sofra? Tamam, tamam. Anneciğim hazır. Hadi gelin bakalım. Anne, yine çok güzelsin. Sen de bir o kadar yalancı. Yemekten önce bir drink. Çok iyi olur. Arkadaşını gördüm bugün. Sana selam söyledi. Hangi arkadaşım? Bahar. Öyle mi? Hı hı. Nerede karşılaştınız? Yasemin'in elbisesini geri getirmişti. Çok cici bir kız. Öyledir. Ne dedi sana? Hiç, konuştuk öyle havadan sudan. Neden? Bilmem gereken bir şey mi var tatlım? Şimdi anladım. Hiç öyle tahmin ettiğin gibi bir mesele değil anne. Ne demek bu şimdi? Kurt gibi açım, sizi bile yerim. Yemek. Ha, yemek. Haydi. Yani ben seni çok zorlayacağını düşünmüyorum Bahar'cığım. Sonuçta Ece'nin de okulu var. Aslında harika bir fikir. Neymiş harika fikir? Bahar'ı işe aldım. Ece'nin oyun ablası olarak. Şey ama Yasemin. Aması maması yok. Kabul edildi. Yaşasın. yaşasın. Teşekkürler Yasemin Hanım. Rica ederim, ne demek. Az daha unutuyordum. Babacığım, bak Bahar sana hediye almış. Çok kibar değil mi? Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür. Mavi. Bir sorun mu var? Yok, yok. Bir sorun yok. Nereden bileceksin tabii. Murat pek mavi sevmez. Pek onun rengi değil. Murat'a pek yakışmaz da. Ama çok zarifsin. Çok teşekkür ederiz. Öyle mi? Kızıma yakışır. Bak bakayım. Oy, oy. Ama bu senin hediyen olduğu için ben sana vereceğim. Bu sana daha çok yakışıyor çünkü. Canım benim. Senin okul nasıl gidiyor? İyi anneciğim. Her zamanki gibi işte. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben yaptığın besteye bayıldım. Yani bence çok farklı ve çok güçlü bir beste. Değil mi hayatım? Bestesi. Hı. Çok iyi değil mi? Evet. Öyle bir anda durma fikri de çok yaratıcı bence. Muazzam bir fikir, çok değişik. Bir anda bütün dikkatler o bölüme çekilmiş oldu. Ya öyle oldu değil mi?
Herkes nasıl korktu bir anda ama bir terslik var diye. Sen tam bir dahisin Derinciğim. Sağ ol. Aslında ben es vermeyelim dedim baştan. Ama o kadar güzel bir fikrim olmuş ki Derin. Bu arada sözler de yıkılıyor Murat Bey. Tebrik ederim. Sağ ol. Neyse ben de şöyle söyleyelim dedim. Gel dese aşk, gel dese, gel dese gelirim. Aşkına koşar gelirim. Öl dese aşk, öl dese, öl dese ölürüm. Sevişine seni... Nereden tanıyorsun sen bu kızı? Öyle çok iyi tanımıyorum. Neden sordun? Hiç. Sesi iyiymiş. Zeytinyağlı harika. Leman Hanım'a söyleyelim sık sık yapsın bundan ha. Hı hı. Sen de beğendin değil mi? Yani. Salatayı uzatsana babacığım. Ruhi abim söylemişti tanıyorum diye. Baba. Efendim oğlum. Ruhi abim söylemişti tanıyorum diye Bahar'ı. Ben ne bileyim oğlum. Bana ne bahardan kıştan. Ama taktın kafayı sen de. Biraz zeytinyağı da alabilir miyim? Çok sağ ol. Ne kızıyorsun ya? Konuşuyoruz şurada. Tamam. Konuşalım. Ne konuşacağız? Sohbet ediyoruz. Sen niye gerildin ki şimdi? Sen de tanıyorsun diye mi Bahar'ı? Tanımıyorum. Nereden tanıyacağım Bahar'ı ben? Yeter. Kapatın şu konuyu. Rahat rahat yemeğimizi yiyelim. Hay ağzını öpeyim. Gel öpeyim. Barlas. Yasemin, dün geceyle ilgili konuşmak istiyorum. Konuşalım. Tamam. Sorumluluklarımızdan bahsedelim mi? Ya da kafamıza göre yapamayacaklarımızdan mesela? Buyur. Murat, bizim evde iki tane çocuğumuz var. Bunun farkında olmamız lazım. Tamam. Evet sıkıcı, evet zor. Ama maalesef ebeveyn olmak böyle bir şey. Bunun farkındayım. Öyle mi? Peki sence bana niye öyle gelmiyor? Çünkü senin her şeye kendi açından bakmak gibi kötü bir huyun var. Çünkü sen her şeye kendi gözünden bakıp yorumluyorsun. Murat, sen dün gece benim üstüme saldırdın. Hayır dedim ama beni duymadın bile. Bunu başka nasıl yorumlayabilirim ben sence? Biraz aklı selim davranmamız lazım artık. Tamam mı? Hı. Çocukların hiçbir şey anlamamasını istiyorum. Derin zaten çok sarsıldı. Daha fazla üzülmelerini istemiyorum. Bu gece olması gerektiği gibi odamızda beraber yatalım. Bu konuda burada kapansın artık. Bu arada bu teklifimi başka türlü yorumlamanı da istemiyorum. Yani aklına başka bir şey gelmesin. Ben seni henüz öyle affetmedim. Anlaşılır. E,
Sen konuş, ben çıkayım. Yok yok, hiç gerek yok tatlım. Şimdi konuşmayacağım. Sen tıp partiden erken ayrılınca merak etti. Hatta bana da sordu, gördün mü falan diye. Bilmem ki, konuşmadık hiç. Ya ben öyle erken ayrılmak durumunda kalınca herhalde merak etti dediğin gibi. Ne yaptın, ne ettin diye soracaktır. Haklıymışsın. Annem babamdan asla vazgeçmeyecek. Orkestradan. Ben böyle geç saate kadar kaldım ama sorun olmasın. Ay yok canım, yok yok. Bizimkiler rahattır ya. Hem sen artık aileden sayılırsın. Ece'nin oyun ablası oldun ya. Bana iyilik olsun diye teklif ettiklerinin farkındayım. Çok şanslısın Derin. Çok iyi insanlar. Fena değillerdir. Bayağı da iyi anlaşıyorlar herhalde. Çok da yakışıyorlar. İdeal bir çift bence. Kocanım ben seni. Ya üstü öpmek istiyorum seni. Ne var? Ya bırak. Ya yeter ya, yeter. Yeter ya hayatım. Ya yeter. Bu ne aptal bir şey cezası ya, yeter ya. Ya ben sana ne yaptım? Ben ne zaman senin gözünde aklı olacağım ya? Ya ne zaman? Bunu niye bize yapıyorsun ya? Konuşacağız ya. Derin. Hani iyi misin? İyiyim, iyiyim. Evet, evet, harika anlaşırlar. Hatta böyle hep birbirlerini tamamlayan bir ekip gibidirler. Hala o kadar aşıklar ki birbirlerinden de asla vazgeçemezler. Çok teşekkürler. Gidiyor musun? Kalkayım ben artık. Derincim, hemen bir taksi çağıralım. Anneciğim, aradım ama taksi yok dediler. Zahmet etmeyin, ben kendim kaçarım zaten. Yok öyle, bu saatte öyle olmaz. Ha, Murat amcam bıraksın seni değil mi Murat? Zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmeti? Ne? Ne ya, böyle kötü Türk filmi gibi. Ne yaptım arkadaşım ben sana? Derdin ne senin, anlamıyorum ki. Ne? Ben sana ne yaptım diyorum. Bana yalan söyleyen sensin. Beni arabadan kovan, git başımdan diyen sensin. Hani şimdi bir de bir şey yapmışım gibi bana küsen ne sensin? Ben de ne yaptım diyorum. Yani patlamayayım diyorum. Arıza çıkarmayayım diyorum ama çileden çıkartıyorsun insanı ya. Bu yanlış. Ne? Ne yanlış? Yanlış olan ne ya? Bunun nesi yanlış ya? Ha? Ben bunda yanlış bir şey görmüyorum Murat. Yani biz ikimiz birbirimize iyi geliyoruz. İyi vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz birlikte. Bunun nesi yanlış olabilir? Kim söylüyor bunu ya? Onu da anlamıyorum. Ya mutlu olmanın nesi yanlış olabilir? İkimiz de özgür, yetişkin insanlarız. Hoş. Senin ne kadar özgür olduğun tartışılır tabii, onu unutmuşum. Bu ne demek şimdi? Hangi rengi sevdiğine bile karın karar veriyor be. Kimsin sen? Ha? Yasemin'in olmanı istediği kişi mi? Yoksa benim tanıdığım, bildiğim, sevdiğim. Ama belli ki Yasemin'in daha hiç tanışmadığı. Daha doğrusu tanımak bile istemediğim Murat mı? Neyse. Niye konuşuyorsan bunları boş ver. Korkma, seni rahatsız edecek falan değilim. Karına olanları anlatacak da değilim. Boş, zaten anlatacak bir şey de olmadı ki.
Yarın da arar işi kabul etmediğimi söylerim. Ama seni de böylece kapanır gider. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen benim söylediklerimi bir düşün istersen. Böyle daha ne kadar devam edebilirsin bilmiyorum çünkü. İyi geceler. Gerizekalıya laf anlatmaya çalışıyorum hala ya. Edemem. Ne edemem? Haklısın. Böyle yapamam. Ben zaten o Murat değil. Olamıyorum da zaten. Ama kimseyi üzmek istemiyorum. Kimseyi. Almışam ben. Üzüm oldu. Üzme. Asiye'le. Oo, hoş geldin bizim oğlan. Hoş bulduk. Hoş geldin. Dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tutmuşsun o kadar. Merak etme. Ben de bu kısmet onda bu istek oldukça gelir oltaya takar ağzını. Ha, yakalanmak istemezse de hiçbir Ademoğlu onu alıp da şu kovaya koyamaz. Ama aşk işte. Bir kova suyu bile derya gibi gösterebilir insana. Oturabilir miyim? Tabii, tabii. Geç. Sana bir şey diyeyim mi bizim oğlan? Buyurun. Her şeyi kendi haline bırakacaksın. Akışa. Öyle bırakıyorum deyince oluyor mu? Sen bırakmasan da aşk kesip atar kendi haline bıraktırır bizim oğlan. Yakalanmışsın sen artık. Gözüne perde inmiş. Ne desem boş. Yüreğin nereye götürüyorsa peşinden gideceksin. Başka çare yok. Ne bakıyorsun öyle? Boşuna mı bizim oğlan diyorum ben sana? Böyle bakınca bir bir okuyorum işte. Hadi söyle de rahatla. Kafam karmakarışık. Aşık mıyım? Mutlu muyum? Ne istiyorum? Bilmiyorum. Karma karışık. Uçacaksın bizim oğlan, uçacaksın. Uçmadan önce de düşmeyi göze alacaksın. Yerinden kıpırdamayacaksa... bu kanadı niye taktı yüreğimize kurban olduğum Allah, ha? Eşki ne için uçacağını, nereye konacağını doğru belli. Kurtuldum diye havalanıp dönüp dolaşıp kendini bir kovanın içinde bulma. Öyle bir yerdeyim ki... ne gitmesi mümkün, ne kalması mümkün olan. Öylece bir yerdeyim işte. Vazgeçmekle direnmek arasında... akla karanın tam ortasındayım. Kaybetmenin arifesinde. Yeni bir hayatın eşiğindeyim. Kalsam canım yanacak. Gitsem hayatım...
Uyumadığını biliyorum Yasemin. Merak etme, salonda okumayacağım. Mutlu geceler. Mutlu gece varsa senin olsun. Hani ünlü bir laf vardır ya, hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir diye. Bu hayatı ben mi planladım? Bu uzaklığı, bu mutsuzluğu. Ne olur bir kere dön yüzüme bak. Eğer yaşadığım bir an için desem ki dur, geçme. Geçerim, ben benden geçerim. Ah bulsam seni, bırakmam peşini. Geçerim, kendimden geçerim. Gel dese aşk, gel dese, gel dese gelirim. Ne kadar da güzelsin. Hemen vur beni zincire. Aşk için severek yok olup gidebileyim. Aşk ile savrulmaya diyorum kendime. Acı dolu hazlara, aşkın nefretine, hayat veren hayal kırıklığına, en yüksekte ve en derinde ne varsa kavramak istiyorum ruhumda. Gel diye çağıran aşka koşmak. Aşkına koşar gelirim. Mutluluk ve kederi kalbimde üst üste yığıp, kendimi aşka teslim edip ondan yok olmak istiyorum. Sevişine senin ölürüm. Takımın hazır. Gitinmeyi bilir misin? Sana kahvaltıda bir 10 dakikaya hazır olur. Günaydın. Hoş. Bilsen de. Murat ne yapıyorsun hadi? Bilmesen de. Ay çocuk gibisin resmen. Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin. Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın hoş bilsen de. Bilmesen de yara bere içinde bu yollardan geçeceksin. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim aşığım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim aşığım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Yetinmeyi bilir misin?
Hayır, ben yanlış anlamışım da diyemiyorum. Görmen lazım, döndürmeye çalışıyorum, döndüremiyorum. Adam da bana öyle bakıyor. Bir görsen, ben ki ruhum bedenimden ayrıldı. Ne? Ne oldu? Bundan rahatsız oluyorum ben Bahar. Neyden? Bundan yani... Bu aramızdaki iş... Arkadaşlıktan diyelim. Başa mı dönüyoruz yine? Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Mutlu olmak istemeyen sensin. Bu ne demek şimdi? Nereden çıkıyorsun yani? Asla kendini ana bırakmıyorsun Murat. Elindekiyle yetinmeyi bilmiyorsun. Sen mutlu olmayı bilmiyorsun. Bilmiyorum. Belki de sen haklısın. Bilmiyorum. Bu son yaptığımız testlere bakarak ve diğer meslektaşlarımın görüşlerini değerlendirerek şunu söyleyebilirim ki... rahatsızlığınızın nedeni fiziksel değil. Biz bunun psikosomatik nedenlerden olduğunu düşünüyoruz. Yani? Yani bir psikiyatristle görüşmenizi öneririm. Hatta hastanemizde Ayşegül Hanım var. İsterseniz onunla hemen görüşebilirsiniz. O da bu durumdan haberdar zaten. Ama bak sanki şu tarafta daha bir fark etmiş gibi. Ya söyledim, ben de söyledim. Birkaç güne aynı olacak dedi. Fark mı var? Yani biraz fark var. Sitar'la daha yeni yaptırmamış mıydım bundan? Bak bu kaşların arasındaki de burası. Bak burası zamanla kaşların çattıkça kırışıklık olmasın diye. Ha. Ha. Anladım şekerim, ihtiyacın yok, ilgilenmiyorsun. Kocan da sana hayran. Ama biz fanilere karşı bu kadar ilgisiz olma. Aa, fani demişken sizin yanınızda çalışan genç bir kız vardı. Neydi adı, Badem miydi? Bahar. Ama o sabahları olmuyor. O da okula gidiyor. O zaten serviste çalışmıyor. Ece ile oyun oynuyor. Ha, anladım. Oyun oynuyor. Ya Yasemin, gencecik kız. Çekinmiyor musun böyle eve girip çıkıyor? Kimden? Murat'tan mı? Ay, saçmalama Aydan. Derinin arkadaşı. Hiç Murat'ın tarzı olmayan şeyler bunlar. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben olsam işkillenirdim. Sence de öyle değil mi? Ay şekerim, Yasemin rahatsız olmuyorsa bence bir problem yok. Kadın kendine güveniyor hayatım. Ama haklı ya. Bunlar pek bir tatlılar. Orasını bilemem şekerim. Benim bildiğim tek bir şey var. Kocam bir gün durup dururken sana çiçek alırsa... bil ki aldatılıyorsundur. Bir işim çıktı, dışarıdayım ben. Birkaç saate gelirim herhalde. Arayan sorun olursa haber verirsiniz. Teşekkürler. Hangisine bakıyorsun? Şu küpelere ya. Çok güzel değiller mi? Bence de. Deniz atı mı o? Evet, evet. Öylesine baktım işte. Alalım sana onları, ister misin? Not, gerek yok. Pahalı bir şeydir o. Şu olmaz canım. Biraz önce anı yaşadığın sen değil miydin bunu? Hadi. Lütfen rica ediyorum. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Vitrinde deniz atı var, küpe. Onu alabilir miyiz? Maalesef beyefendi. O küpe satıldı. Daha doğrusu bir müşterimiz iş için ayırttı onu. Tüh. Başka bir şey ben. Hı? Bahar. Durur musun lütfen? Ne oldu, niye böyle yapıyorsun? Ben senin metresin de değilim, kapatman da değilim. Bir daha sakın bana yok bunu beğen alalım, yok şunu beğen alalım tavrında konuşma. Ya anlayamıyorum ya, ben kötü bir şey mi söyledim? Yok, başka bir tane alalım dedim, ne var bunda? Hediye kalpten alınan bir şeydir Murat. Beni düşünüp bir çöpte alabilirdin. Ben o küpeleri beğendim ya. Eğer seni soyuşturmak istesem altın bilezik isterdim.
İlaçları almayacağım. İyiyim ben. Evet ama streslisin. Psikiyatristlerin dediklerini duy. Onur, sen değil miydin bir doktora daha görünelim diye? Şimdi ne oldu da bu kadına söyledikleriyle hemen ikna oldun? Tamam da hiçbir şey bulamadılar. E tamam işte, o yüzden bir şeyim yok ve iyiyim. Derin, ben sana sadece yardım etmeye çalışıyorum. O zaman söyleyeyim, şu yaptığının bana hiçbir yardım dokunmuyor Onur. Derin, çocuk gibi davranıyorsun, yapma. Çocuk gibi mi? Sen kendini ne sanıyorsun ya? Ben sadece sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Olma! Onur, sen bana yardımcı falan olma, tamam? Ya nereye gidiyorsun? Sana ne? Gidin ya. Hala gelmedin bu Murat Efendi. Acil bir işi çıkmış babacığım. İstersen toplantıyı biz yapalım. Ben bilgileri geçerim. Senin neden haberin var ki? Neyin bilgisini geçeceksin acaba? Bir an önce konuş şu Onur'la, gelsin işinin başına geçsin. Konuşuyorum zaten baba, söyle. Ne yaptığını, ne yapmak istediğini gayet iyi biliyorum. Bana bak Barlas, kalbini kırmak istemiyorum ama eğer ben işin içine girecek olursam zararlı çıkarsın. Oğlunla yarışma. Kaybedersin. Neredesin? Sana ne? Oğlum adam gibi cevap versene ya. Danışacağımız bir şey var ki arıyoruz. Yakındaysan gel diyecektim. Yakın falan değilim. Ayrıca sen değil miydin şirket işlerine bulaşma diyen? Senin ayarların bozulmuş gene. Önünü arkana bir şaşırmışsın. Sen gel bir konuşalım biz. Gel sen gel. Geleceğim. Geleceğim. Konuşacağız, çözeceğiz her şeyi. Sen o zaman göreceksin ayar neymiş. Dedim, hala surat mı asacaksın? Ben öyle beni kuyumcuya soktuğunda, beğen güzelim dediğinde etkilenecek bir para budalası değilim. Anladın mı beni? Bütün mahalle anladı. O ne demek be? Yani o kadar yüksek sesle söyledin ki. Herkes anladı diyorum. Kızıyorum ben böyle şeylere. Haklısın. Yürekten söylüyorum, haklısın. Hı? Bundan sonra sana hediye olarak çöp alacağım demek ya. Sen hele bir al. Vallahi ben bilmem, sen söyledin. Hadi alalım. Hadi kaçtın mı? Tamam, kusura bak. Sen ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Plan plan dediğim bu muydu? Bırak be kolumu. Yetti sizin zorbalığınız. Plan falan yok.
Biz Murat'la birbirimizi seviyoruz. Bahar kendine gel. Adam evli. Ne olmuş yani evlisin? Ne mi olmuş? Kulakların duymuyor galiba. Adam evli diyorum, evli. Yo, gayet iyi duyuyor. Ama ben bunda bir problem göremiyorum. Daha iyi anlayacaksan örnek vereyim. Mesela baban. Senin gibi biri yüzünden az daha babamla aramı bozuyordum. Sen de aynı annene benzeyen fırsatçı tipin tekisin. Öyle mi? O zaman sana annenle de babanla da hayatta mutluluklar canım. Şimdi defol git. Lan defol! Benim işime de hayatıma da karışma. Ayrıca senin beni düşünmediğini ikimiz de bal gibi biliyoruz. Sen sadece baban sana olan hakkını vermediği için onu cezalandırmaya çalışıyorsun. Beni kullanarak. Ama yemezler canım. Fazla havalanma istersen şimdi çık git. Ortak geliyorum. Sakin, sakin. Hallettim ben ortak. Çoktan bitti toplantı. Dalga geçme ya. 10 dakika geç kaldım ya. Hayırdır aga, ne oluyor? Kim bu kız? Ne kız? Ya Murat Düden, sen toplantı saatini unutacak adam değilsin. Bir saat önce bitmiş toplantı. Bunun tek bir nedeni olur. Genelde aşıksın. Saçmalama ya, saçmalama. Ya bak beni yeme. Allah aşkına beni yeme. Bak ruhim bu ki bunları aldatsa. Ben bu işin üstadıyım. Master degree. Beni yeme. Halas. Yok öyle bir şey. Var, var. Bak ben seni anlıyorum. Ömrün boyunca şimdi lord takılmışsın. Şimdi yediremiyorsun kendini ama beni yeme. Yok öyle bir şey. Ya he he. Baba. Ha. Beni ilgilendirmez. Ne istersen yapabilirsin. Hatta bana sorarsan ne yapıyorsan aynısını yapmaya devam et. Çünkü seni uzun zamandan beri böyle enerjik, böyle hayat dolu görmemiştim. Allah bozmasın. Maşallah. Maşallah. Tüh, maşallah. Buyurun. Teşekkürler. Hayır, bana çocukmuşum gibi davranıyor. Ben kendi sorumluluğumu alabilecek bir yaştayım. Ama bazen öyle bir davranıyor ki benim kendi kızgınlığım bile bir süre sonra kendi gözüme kaprismiş gibi geliyor. Böyle hop diye bir anda konuyu değiştiriyor. Hani böyle bir seninle kavga eder sonra ona bağırırsın sonra aniye sinirlendi gider ya. Öyle. Sana sinirlendim. Kime sinirleneceğim? Gerizekalı. Sen bu Onur'dan bayağı hoşlanıyorsun benim anladığım. Çok mu belli oluyor? Yani. O anlamış mıdır sence? Anlamamıştır değil mi? Anlamamış. Tatlım. Erkekler söylemediğin hiçbir şey anlamazlar. Hatta bazen söylediğinde de anlamazlar. O yüzden sen bence Onur'la konuş. Yok. Saçmalama Bahar, ben böyle konuları konuşamam. Yani elim ayağıma dolanır. Şu an bile kıpkırmızı oldum, baksana. Bir iki kadeh bir şey içsek ha? Fena olmaz, hem sen de rahatlamış olursun. Yok, yani benim pek içkiyle aram yok. Yani ben pek alışık değilim. Tatlım, alışkın olacak bir şey yok bunda. Alt tarafı iki kadeh bir şey içeceğiz, tamam? Orasını bilemem şekerim. Benim bildiğim tek bir şey var. Kocam bir gün durup dururken sana çiçek alırsa bil ki aldatılıyorsundur. Şimdi bahçe makası nerede? Bunlar arabayı çiziyor, ben budayım. Aa, dur ben onları şu şeye koymuştum. Seni bu yerlere gökdelen kimse ben tabii ki. Seni bu yerlere gökdelen kimse ben tabii ki. Seni bu yerlere gökdelen
cebinden düştü. Bulmuşsun. Beğendin mi? Beğendim. Yani çok da benim tarzım değil ama... hediye hediyedir. Bilmiyorum, değiştiririm belki. Çok teşekkür ederim. Murat. Hı. Bak, barışmak istediğini biliyorum. Yani bir şeyleri değiştirmeye çalıştığının da farkındayım. Bu da harika bir başlangıç. Ama çok büyük bir beklentiye girme olur mu? Çünkü bazı yaraların tamir çok uzun sürüyor. Yasemin, benim sana anlatmam gereken... Baba. Canım. Kızım. Bebek uyanmıştı ama. Ne zaman uyandı ya? Tamam, hemen gidelim, tamam. Yemek yarım saate hazır olacak. Ona göre erken bitirin oyunu. Ama daha yeni başlamıştık. Ama yemekten sonra devam edersiniz. Hadi. Alo. Yasemin Hanım selam. Biz Derin'le beraberiz de ben ona haber vermek için aramıştım. Biraz içti, biraz içti. Ben onu böyle eve göndermek istemiyorum. Sen bana sadece şunu söyle. Telaşlanmalı mıyım? Yo yo, hiç merak etmeyin. Her şey kontrolüm altında. Merak etmeyin. Ben onu ayıltıp bir taksiye bindirip yollayacağım. Siz hiç merak etmeyin, tamam? Ha yok yok. Yok yok, babası öyle görmesin. Çok sinirlenir. Ben bir yalan uydururum Murat'a. Sen iyice ayılmadan sakın yollama. Tamam. Tamam, merak etmeyin. Oldu o zaman. İyi geceler. İyi misin? Hadi kalk kalk, eve gidelim, gel. Kimle konuşuyordun? Derin'le. Derin'le konuşuyordum. Arada şey, prova yapacaklar, çalışıyorlar. Geç gelecekmiş, ona haber verdi. Sınav yaklaştı ya. Bu sınav mezunu biraz abartmıyor muyuz? Niye abartayım canım? Ececiğim, kuzum. Hadi bak, hemen öncesinde elleri yıkıyoruz. Hadi anneciğim. Ama pis değil ki. Ama bak, itiraz istemiyorum. Hadi ne olur. Hadi kuzum. Hadi kızım, hadi bir tane. Çabuk gel. Koşmadan. Sence bu kadar strese girmesi doğru mu? Alt üstü sınav. Yani böyle yorulması hoşuma gitmiyor. Yani Murat, sana kalsa hiç zorluk diye bir şey olmasın. Her şey armut pişi ağzıma düş, böyle olsun bitsin. Ben öyle demek istemedim. Hasta olacak diye korkuyorum. Abartıyorsun ama ya, niye hasta olsun? Ya ilk müzisyen Derin değil. Piyanist olmak çok zor bir şey, çalışacak kız. Ayrıca bu stres meselesine gelirsek de ben o kadar kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani azıcık stres sınavda bayağı motivasyon. Şirkete geliyordun hani, haddimi bildirme. Ne oldu? Konuşmak istemiyorum. Bir dakika, bir dakika. Bir şey var dilinin altında, söyle de bilelim. Kız meselesi. Oldu mu? Oğlum açık konuş, ne konuşacaksan. Böyle laf sokma babana. Yakışıyor mu senin gibi delikanlı? Tamam, söyleyeyim o zaman. Hı. Şirketteki hakkımı istiyorum. O ne demek lan? İşimin başına geçmek istiyorum yani. İşim diyorsun. Aynen öyle. Eninde sonunda bana kalmayacak mı onu? Ne konuşuyorsunuz burada baba oğul fısır fısır? Hiç anne. Babam şirkette çalışmamı çok istiyormuş da onu söylüyor. Bir ısrar, bir ısrar, ben de kıramadım. Değil mi baba? He. Harika bir haber bu. Ha, deden de sorup duruyordu ne zaman ne zaman diye. Çok sevinecek. Okey, sen bilirsin. Yarın bir gün kaçıp gitme de. Merak etme baba sen. Üstüm bitti. Aferin be. Günaydın. Derin nerede? Erken çıktı Derin, bayağı erken çıktı. Yasemin, bence bu sınav meselesi var ya,
Bir an önce... Ay Murat, ne olur bunu şu anda konuşmayın. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Ha, dur bakayım, dur. Ha. Ha. Hasta mı kızım? Okula başladı ya. O ne demek? Enes'le grip salgını var. İyiyim ben anne. Kalk kızım, kalk. Nereye? Bugün seni okula ben götüreyim. Yaşasın. Hadi koş şantanı al, koş, koş. Yaşasın. Bak, ne yapıyorsun? Sadece önlem için ölçtüm, önlem olarak. Yasemin, bence bir doktora görünmelisin. Yani önlem olarak. Bahar. Bahar. Derin. Günaydın. Günaydın. İyi misin? Başım çok fena ağrıyor. Hatta bak şöyle, oh, böyle yapamıyorum resmen. Ama sana bir şey diyeceğim. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Merak etme tatlım, senin yaşındayken bana da aynısı oluyordu. Geçer sonra, ben sana şundan vereyim de iç kendine gelirsin. Ya bu arada annem 500 kere aramış, kesin polislere haber vermiştir, ne yapacağım? Ben ona haber verdim dün gece bu arada. Gerçekten. Hı hı. Ben bakarım, kesin annem geldi. Bak söylüyorum sana, elinden hiçbir şey kaçmaz. Kim gelmiş? Baba, neden geldin? Ben çağırdım Derin'cim, ben haber verdim babana. Ne kadar iyi bir babasınız Murat Bey. Evet kızım. Bahar aradım. Neden? Ben Yasemin Hanım'a ulaşamayınca dün gece Derin'cim ya, babanı aramak durumunda kaldım. Belli ki biraz ortalığı karıştırmışım ama kusura bakmayın artık. Murat Bey, inşallah siz de Derin'in burada olduğunu bildiğinizi Yasemin Hanım'a söylemediniz. Hayır, söylemedim. Neyse. Bu da bizim küçük bir sırrımız olsun o zaman. Derin. Anneciğim, günaydın. Ay Allah'ım, neredesin kızım? Okula gidiyorum, iyiyim, merak etme. Babana sabah erken evden çıktı dedim, tamam mı? Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Ne oldu kızım? Bana yalan söylediğin mi haber veriyor? Yalan çok kötü bir şey değil mi ya? Ayağına dolanıveriyor insan.
Bunlar Murat'ın hediyesi baba. Her zaman çok kibar. Geçen gün ufak bir fikir ayrılığına düştük. Kırıldım diye düşünüp üzülmüş. Bir baktım, ertesi gün bu hediyeyle geldi. Aramızı düzeltmeye çalışıyor. Bazen kırıyoruz birbirimizi istemeden. Anlaşamıyoruz bazen. Ama devam etmeye çalışıyor. Ben de mi bir adım atsam? Ne dersin? Bir hediye alsam mesela. Bir gömlek, bir kravat. Yasemin. Efendim baba. Senin kocan kim? Murat baba. Hatırlamıyor musun? Konuşmamız gerek. Yakaladım seni. He? Yakaladım seni. Şaka yapıyorum ya. O ne demek abi? Ya şaka yapıyorum ya. Ne zamandır hani ofise uğramıyorsun falan diye. Bana bak, iyi misin? İyiyim. İyiyim. Ruhi. Değilim. Hayırdır, ne oldu? Abi birini anlatmam lazım. Hazır mısın? Evet, anlat. Bir kız var. Ne zaman evlendin? 20 sene önce baba. Sen vardın, annem vardı. Yirmi sene. Uzunmuş. 20 sene sonra paylaşacak pek bir şeyleri kalmıyor insanlar. Çoluk çocuk derken baş başa olmaya vakit kalmıyor hiç. Nasıl? Mutlu musun peki? Yani belki de. Evet. Senin de dediğin gibi bir süre sonra evlisin işte. Öyle. Evlisin işte. Dahası var mı? Ama biliyordum abi. Söyledim size. Ben bu kızı bir yerde gördüm. Ya Allah aşkına, nerede gördüğüne mi taktın ya? Dünya küçük be kardeşim. Barlas biliyor mu? Hayır. Bir tek sana anladım. Abicim, senin bu yaptığın evliliğinin altına bomba koymak gibi bir şey, biliyorsun. Hemen yani bu kızla senin görüşmeyi kesmen lazım. Ben mutluyum Ruhi, şimdi ne olacak? Mutlu değil, evli olman gerekiyor abicim. Aklını başına topla. Ya Barlas gibi temiz temiz yapacaksın çapkınlığını. Ha, yapamıyor musun? O zaman hiç zaten böyle işlere bulaşmayacaksın. Ya bu işin temizi nasıl oluyor ya? Barlas bunu nasıl temiz yapıyor? Ne diyorsun abi? Temizlik kirlisin var abi bu işi ya. Ya şuraya bak ya. Hayır, aklım almıyor. Bir de kızı evine almışsın. Oğlum başım belaya girecek. Baksana, daha kız şimdiden seninle oyun oynamaya başlamış ya. Sabah oraya gideceğimi bilmiyordu ya. Alma günahını kimsenin. Ha, sabah oraya gideceğini... Saflık ya bu seninki. Saflık be, kız seni avucuna almış. Aptala çevirmiş be seni. Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. Ha? Ne oldu o söylediklerine? Ne oldu Ruhi? Yüreğinin sesini dinle, duygularının götürdüğü yere git falan. Ne oldu abi? İnan bana, senin şu anda hissettiğin mutluluk değil. Zaten o kız da sağlam bir pabuç değil. Bak Murat, eğer Yasemin'i kaybedersen çok mutsuz olacaksın. Sonra söylemedi deme bana. Şaka gibi ya. Özür dilerim. Yani en azından bu konuda aynı fikirdeyiz. Özür dilerim. Israr etmemeliydim. Yani bu senin vermen gereken bir karar. Sana zaman vermeliydim. Ben de düşündüm. Haklısın.
ilaçları alacağım. Ya okul stresi, evde olanlar falan derken benim biraz sinirlerim bozuldu. Evde ne oldu ki? Annemle babam bu ara sürekli kavga ediyorlar. Yani belli de etmemeye çalışıyorlar ama var bir şey belli. Böyle evde sürekli elektrik akımı gibi bir şey var. Neden? Bilmiyorum. Başka bir kadın olabilir mi? Ay yok canım. Ne başka kadına? Yani daha çok birbirleriyle bir sorunları var gibi. Anlaşamıyorlar galiba. Sen neden öyle sordun? Hı? Neden başka bir kadın mı var diye sordun? Bilmem. Genelde öyle olur ya, ondan öyle dedim ben. Ama tabii şimdi sizinkileri düşününce de dediğim mantıksız oldu, haklısın. Neyse hadi gel şu ilaçlarını alalım. Ne konuşacaksak konuşalım artık. Çok vaktim yok. Malum çalışıyorum. Sen benimle oyun mu oynuyorsun Bahar? Ne oyunu? Derin'in senin evinde ne işi vardı? Bu ne ya? Kızın derdi vardı, geldi bana akıl sordu. Biraz içince kötü oldu, ben de öyle bırakmak istemedim. Bu kadar basit olan bu. Her şeyi de kendinden yontman harika doğrusu. Maalesef Murat'cığım, bu konunun seninle hiçbir alakası yok. Üzgünüm ama dünya senin etrafında dönmüyor. Ne derdi varmış? Sana ne? Çok merak ediyorsan kendin sorar öğrenirsin. Burada durup sana derini çekiştirecek değilim herhalde. Tamam, özür dilerim, doğru söylüyorsun. Böyle düşünmedim yani, doğru. Yani derinle arandaki şeyi bana söyleme, doğru. Özür dileyeceğine, davranışlarına dikkat edersen belki daha iyi olur. Yasemin'le konuşmayı düşünüyorum. Neyi? Bunu. Neden? Bilmiyorum. Yani biliyorum. Böyle yalanlar söylemek hoşuma gitmiyor. Yasemin'le aramda çok büyük problem var, doğru. Bunu onunla konuşup çözmem gerek. Böyle yalanla dolanla değil. Böylesi sana da haksızlık. Büyük haksızlık. Yani böyle düşünüyorum. Evet. Ama daha bunu Yasemin'e nasıl söyleyeceğim, nasıl yapacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. Burayı dinle. Fındık kurdum. Nasıl geçti bakalım bugün okul? Bak öğretmen bana bugün köpekli çıkartma verdi. Ben aslında kedili istemiştim. Ama bu da çok yakışmış, çok güzelmiş. Annen yok mu? Bahar'cığım mutfaktayız. Hadi gel bakalım annene bir merhaba diyelim. Tamam, harika. Kolay gelsin. Hoş geldin Bahar. Hoş buldum. Ben de yardım edeyim isterseniz. Hoş mutfakta pek iyi sayılmam ama. Senin şu an Ece'ye bakman bizim için en büyük yardım. Bir de son dakika sormuş olacağım ama bu akşam biraz fazla kalmam mümkün. Olur. Küpeye mi bakıyorsun? Evet. Çok güzellermiş.
Murat'ın hediyesi. Yani dürüst olacağım, pek tarzım değil aslında ama ne yapalım, çok özendi. De çok özel bir anlamı olduğu için takıyorum. Anladım. Çok yakışmış ama. Teşekkür ederim. Hadi bakalım Ececiğim. Sen şimdi odana git, oyuncaklarını hazırla. Ben hemen geliyorum. Anlayalım bakalım neymiş bu uzaklığımız. Ben bir çay kahve bir şey yapabilir miyim kendime? Trafikte allak bullak oldum da. Ay tabii tabii, sen gelince sormadık. Bak fincanlar şurada. Fizan'cığım bunlar tamam. Siz şimdi bir sofra takımlarını çıkarın. Bir de gümüş çatal kaşıkları bir silerseniz harika olur. Peki. Kusuruma bakmayın. Küpeler çok güzel, gözümü alamıyorum. Aa, teşekkür ederim. Şey için mi bu, doğum günü sürpriziniz için böyle teşekkür gibi? Yok, aslında nasıl diyeyim? Yani daha çok gönül almak için diyeyim. Mantizm Doruk'ta. Olabilir aslında. Romantik bir yemekle karşılık verilebilir. Evliliğin ara sıra böyle şeylere ihtiyacı oluyor. Hoş, sen daha iyi bilirsin bu konuları. En son bir hayranın vardı. Ha. Ne yaptı o? Kazanabildi mi kalbini? Hayır. Daha çok sırtımdan bıçakladı değil. Oo. Yes. Perin'cim. Anneciğim. Çok güzel olmuşsun. Söyledim herkese akşam bizim için çalacağını. Anneciğim ben bu akşam çalmasam? Neden? Olur mu öyle şey ya? Herkes bunu bekliyor. Hem sınavdan önce de biraz alıştırma olur. Bakayım. Çok güzel olmuşsun ama birazdan bir ben sürsem. Tamam. Hadi. Hazırlandınız mı? Meleğim benim, ne kadar güzel olmuşsun. Dur. Bak bunları da takalım. Gel bakalım. Ama biz bunları seçmiştik. Onlar hiç olmaz bir tane. Onlar hiç olmaz. Bak kıyafetin rengine hiç uymuyor, gördün mü? Ama şimdi bu beyazları takacağım. Ne kadar güzel olacak şimdi. Hadi bakalım, yürüyün. Yasemin Hanım, ben yemeğe katılmasam kusura bakmazsınız değil mi? Aa, neden? Yani üstüm başım şimdi böyle sizin yanınızda. Olur mu öyle şey, çok güzelsin. Arkadaşlarınız falan kalabalıktır şimdi aşağısı. Hiç gerek yok Yasemin Hanım, lütfen. Ay saçmalama, bari sen bu kadar yabani değil de. Ne oldu? Hem Ececik için.
Bak sofrada da sizi yan yana oturtacağım. Bana yardım et ne olur. Hadi. Peki. Hadi bakalım. Hadi gel. Evet. Prensesimiz de geldi. Ay, 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 ne göster bakalım kıyafetini. Dön bakalım. Şahane. Herkese iyi akşamlar. Bahar'ı tanıyorsunuz. Evet evet merhaba. Filiz Hanımcığım. Hadi bakalım buyurun sofraya. Buyur. Evet. Ruhi'cim. Sitare'cim gel böyle. Aydancı. Ha Barlas'ın yanına çocuğu. Siz. O ben oluyorum. Gel koçum. Bana bakın. Siz bu ihracat raporlarında oynama mı yapıyorsunuz? Saçmalama. Bu ne demek ya? Olamaz. O değerler gerçek olamaz. Yapacak bir şey yok Ruhi'cim. Bir numarayız. Önümüze çıkanı ezip geçiyoruz. Sen hariç. Hemen. Yasemin ne koydun bunun içine? Şahane olmuş. Ben havuç yerine kuş üzümü koyuyorum. Böyle bir özel tarifim var. Çok akıllıca. Ay kızlar, hiç tırnaklarımı görmüyorsunuz. Bakayım. Nerede yaptırdın bunu? Ay Derin, şunu Onur'a versene. Çocuk yiyecek bir şey arıyor, bulamadı ha. Sağ ol. Bir tık daha, bir tık daha. Çın çın sonra dokunuyor, dokunuyor. Eyvallah be. Ne oldu sen? Babacığım, ben de alabilir miyim? Şey, sınavım benim çok iyi geçti de onu kutlamak için. Tebrikler. Tebrikler, tebrikler. Teşekkürler. Ne sınavıydı? Armoni. Kızın az bu. Sağ ol. E hadi. Şuradan koyayım ya. Tamam. Al şuradan. Nasıl? Alıştın mı eve? Evet. Fena değil. Ece'nin de uyku saati geldi. Değil mi Ece'ciğim? Beni sen yatırır mısın bugün Bahar abla? Tabii ki. Müsaadenizle. İyi geceler. Kızım, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Uyumadığını biliyorum şekerim. Yaptığım bu küçük numaranın farkındayım. Bu tesadüfler. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sonunda zarar gören sen olacaksın. İnan bana, ben o adamı çok iyi tanıyorum.
Peki bunun iki kapılısından alsam? Zevk meselesi Aydan. Ama bunun motoru daha güçlü değil mi? Normal o. Spor modeli de böyle olacak. Ben onu kullanamam ki. Kaçıverir elimden. O yüzden yapıyorlar. Kaçıp gitsin diye Aydancığım. O genç işi o. Şey yani. Yok. Olmaz. Çarparım ben onu. Aslında Onur'a sorsan o daha iyi bile... Onur! Baksana Aydan teyzem bir şey danışıyor be. Bir dakika bak. İlacı aldın mı? Yarın başlayacağım. Düzenli kullanmak gerekiyor ya. Tamam. Bak sakın aksatma lütfen. Oğlum aynı masada oturup bir de yemek yiyorsun. Sen ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Hayır, gerginlikten ben terledim ya. Ben mi çağırdım arkadaşım buraya ya? Ben mi yaptım? Ne alakası var? Murat bitir bu işi. Bitir, bitir. Bitir, bitir. Bir de kadınlara dedikoducu derler. Barlas'cığım, kalkalım mı canım? Hay ağzını öpeyim. Temiz hava, yanlış anlama. Daraldım. Aynen, daraldım. Barlas'cığım, ben öğreneceğimi öğrendim. Ama bu lafı da unutma. Yandın sen. Ben sana söyleyeyim, yandın. Hayatım hadi, biz de gidelim. Nerede Yasemin? Neredesin? Gidiyor musunuz? Çok ay teşekkürler. Canım benim. Derincim, sen bana bir yardım eder misin? Baba, sen sabah Bahar'a geldiğini söyledin mi? Hayır kızım. Ne o zaman bu? Bilmiyorum. Gir öğrenirsin. Buralardayım hadi. Derin. Bu içme meselesiyle ilgili endişelenmeli miyim? Hayır. Anneciğim, hayır tabii ki de. Bak ben dün kötü bir gün geçirdim. Yani okul, sınavlar falan biliyorsun işte. Ama armağan sınavım çok iyi geçti. Öyle olunca ben de bugün rahatladım. Sence bu kadar strese girmesi normal mi çocuğun? Altı üstü bir sınav. Böyle zorlanması hoşuma gitmiyor. Yani Murat sana kalsa hiç zorluk diye bir şey olmasın. Her şey armut piş ağzıma düş, böyle olsun bitsin. Ben öyle demek istemedim. Hasta olacak diye korkuyorum. Derin bak, yapmak istemediğin, canını sıkan, seni üzen hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Tamam. Gerçekten. Sen bizim için çok önemlisin. Her şeyden önemlisi senin sağlığın. Bak kendini hiç kötü hissetmeni istemiyorum. Ama geleceğini de küçücük bir sıkıntıya, bir strese kurban etme be bir tane. Bak hayat biraz mücadele etmek, biraz çabalamak gerektiriyor. Yani ilk önüne çıkan zorlukta kaçarsan nasıl başarılı olacaksın be kuzum? Bak sana bir sır vereyim mi? Bu sıkıntılar, bu stresler falan bunların hepsi uçup gidiyor. Ama başarıların seni bambaşka bir hayata taşıyor. Anne. Benim sıkıntımın tek sebebi sınavlarım değil. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Bak sen o gece babanla aramızda olanları çok yanlış anladın dedin. Bak biz o gece ufacık bir şeyi manasızca büyüttük. Ama ben ayağım takıldı ve düştüm. Gerçekten. O kızgınlığın içinde sana anlatamadık da tam durumu. Ama şimdi tatlıya bağladık.
Aramız iyi. Bak bana ne almış. Barış hediyesi. Şimdi ben de düşünüyorum acaba romantik bir şey mi yapsam diye. Ne gibi mesela? Bilmiyorum ki. Belki hafta sonu bir otel ayarlarız ha? Ben internetten rezervasyonu yaparım. Bütün hafta sonu mu? Evet. Beğenmedin. Harika. Harika yok, harika. O zaman bu sefer bana bırak, size harika bir organizasyon yapacağım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. İşin var burada. Ne yapıyorsun burada? Bu evde mi? Yoksa mutfakta mı? Su içiyorum. İyi misin? Bir şey mi oldu? Düşünüyorum. Ne? Onca adam geldi geçti hayatımdan. Hepsi sevgililerim anlamında değil yani. Annemin sevgilileri, kocaları, arkadaşlarımın eşleri. Kendimi hep sizin bu aptal tuzaklarınıza, çocukça yalanlarınıza kapılmayacak kadar akıllı zannederdim. Değilmiş. Büyük konuşmamak lazımmış. Senin de üstüne soğuk bir bardak suyu içiyorum işte be Murat. Ne demek istiyorsun? Açık açık konuş. Yasemin'le konuşacağım. Sana büyük haksızlık. Niye söyledin bu yalanları? Ben senden böyle bir şey istemedim ki. Ben sana yalan söylemedim. Her şeyi açıklayalım derken bunu söylemek istedim işte. Seni düşünüyordum. Senin için endişeleniyordum. Sana haksızlık etmek istemiyorum. Kızım gibi şu an sizi vermişsin. Nasıl yaparsın? Bunları nasıl yaparsın? Şu, olsun gidelim. Baba. Değil. Ay, burayı vurdum burayı. Bir şey var mı Murat Bey? Bir bakar mısınız? Bir şey gözüküyor mu? Hayır. Yok bir şey yok. Kızım sen de bakar mısın? Belki ben yanlış gördüm. Ne oldu? Sen niye kalktın? Kafan mı acıdı? Evet birazcık ama geçti şimdi. Yatalım mı? Bak çok geç oldu. Yatalım. Tamam. İyi geceler baba. Geceler kızım. Bay bay. Geçmiş olsun bana. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Bakalım prenses doğru yatağa. Sen gelmeyecek misin? Hayır ama sen uyuyana kadar kapıda bekleyeceğim. Tamam. Hadi bakalım iyi geceler.
Ben buradayım, kapıyı aralık bırakacağım, tamam mı? Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Ne yapıyorsun bakalım? Ay, Bahar'ı patlattın. Afiyet olsun. Şu anda bir kadeh bir şey o kadar iyi giderdi ki derim. Hadi kay. Ay, tut. Neye bakıyorsun? Ay. Oo. Oteller. Onur Bey ile küçük romantik hafta sonu kaçamam yoksa. Çok komik. Annem ve babam için tabii ki de. Ya bu aralar böyle barışma jestleri havalarda uçuyor da. İyiymiş. E neyle ödeyeceksin? Annemin kredi kartıyla. Organizasyonu da ben yapacağım diye söz verdim. Ama o kadar çok otel var ki resmen içim şişti. Ben yardım edeyim sana. Eder misin gerçekten? Tabii ki. Onlara harika bir sürpriz hazırlayalım. Günaydın. Kızlar nerede? Benim yandım işte. Günaydın benim canıma. Kurban olayım seni. Derin geliyor. Bahar ben uyandığımda çıkmıştı. Tamam. Ben çıkıyorum. Kızım görüşürüz. Görüşürüz. Neredesin? Bitecek bunlar. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Benden ve çevremdeki insanlardan uzak dur demedim mi? Hı? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi o insanları arayacaksın. Bir daha onlarla çalışmayacağını söyleyeceksin. Anladın mı? Şu an. Ara. Hoparlörü aç, duyacağım. Alo. Alo. Yasemin Hanım, her şey için teşekkür ederim. Ben sizinle çalışamayacağımı söylemek için aradım. Aa, ne oldu? Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Ben yeni bir iş teklifi aldım da parası da daha iyi. Onu tercih etmek durumundayım. Kusura bakmayın. Ha, üzüldüm. Yani senin için sevindim tabii de. Sen bilirsin tabii haftalık işini ne yapalım? Bir ara gelir alırım onu. Çok sağ olun. Bir şey soracağım. Bir sorun yok değil mi? İyiyim. İyiyim. Hiçbir sorun yok. Tamam, görüşürüz. Bir daha beni buraya getirme. Yoksa boğazını sıkmakla kalmam.
Anladım. Varoş gülü. Durup dururken ne oldu bu kıza ya? Gençlik işte, kafa bir orada bir burada. Saat 17, Gamma Otel. Ah be Bahar, tam gününde. Hadi o peynirler bitecek Ececiğim, hadi. Aferin. Bir kere de aç şu telefonu ya. Bir kere. Allah Allah. Thank you.
tahmin etmiştim senin olduğunu. İlacını içtin mi? Evet, şimdi içtim. Gülüşüne uçarım, geçerim, ben benden geçerim. Ah bulsam seni, bırakmam peşini. Geçerim, kendimden geçerim. Gel dese aşk, gel dese, gel dese gelirim. Aşkına koşar gelirim. Aşk, öl dese, öl dese ölürüm. Sevişine senin ölürüm.
koşar gelir. Öldese aşk, öldese, öldese ölürüm. Sevişine senin ölürüm.